Şimdi de ürünler formundaki kodlarımızı tamamlayalım. Burası FRM Product. Burası da FRM Product'ın projedeki bitmiş hali. Ctrl A, Ctrl C ile burayı kopyaladım. Daha sonra FRM Product üzerindeyken yani şurası için mouse'a sağ tıkladım. Bir program indirmiştik. Bunun nasıl kurulacağını kitapta anlatmıştım. Compare programından File with clipboard'a bastım. Karşılaştırma yapılıyor. Şimdi burada Northwind context var. Kategori yok. Product var. Product cat name yok, supplier var. Şunların da tanımlamasını yapalım. Northwind context'ten sonra yine readonly olacak şekilde kategoriyi de tanımlıyorum. Projedeki sırayla aynı olsun diye bu değişkeni böyle tanımladım. Şimdi bunların sadece product, supplier ve şu cat name için new'leri almışım. Ama kategori için almamışım. Kategori için de alalım. Dal kategori eşittir. New dal kategori. içine konteksti göndereceğim. Artık kategoriden de sorgulama yapabilirim. Supplier tamam. Product. Cat name tamam. Zaten bakın ben buradan çift tıklayınca dal kategorinin diğer versiyonlarını da görebiliyorum. Dal product tamam. Supplier da tamam. Şimdi formun loadunda Products data grid'ini doldurdum. Şu product cat name data grid'ini doldurdum. Bir de şu combo box'a kategorileri doldurayım. Diğer combo box'a da supplier'ları doldurayım. Yani şuna kategorileri, buna da supplier'ları dolduralım. F7'ye bastım. Şimdi combo box'ları dolduracağım ya. Bu combo box'ları dolduran metotları yazayım. Ben onları formül içinde yazmayacağım. Çünkü bazı ayarlamalar da yapılacak combo box'ta. Ayrı ayrı yazacağım. Şimdi bir tane metodum olacak. Bu kategori baksını dolduracak. cmb catload bunun adı. Kontrolle beraber noktaya basarsanız bu metot otomatik olarak hazırlanır. Fakat benim çok işime yaramayacak. O yüzden ben bu metodu kendim yazmaya karar verdim. Şimdi kategorileri yükleyen metodu yazmaya başlayayım. Metot sadece bu formun içinde lazım olacak. O yüzden private void doldurma işlemi yapacak. Bir şey döndürmeyecek geriye. Süslü parantezlerimi de yazdım. Şimdi bizim kategorimiz CMB kategoriyiz. Nereden bildim? Ben combo CMB ile başlayan bir isim veriyorum. CMB yazınca kategoris de geldi, Sublayers da geldi. Ben kategorisi seçtim. Bunun data source'u bizim dal kategorimiz var ya. Onun getol metoduyla doldurma işlemini yapacağım. Turistle de liste haline çevireceğim bu sonucu. Kategoriler dolmuş mu? Formu çalıştıralım. Yani projeyi çalıştırıyorum. Form açılıyor. Bakın kategoriler doldu. Şimdi de supplier aynı şekilde doldurayım. CMB -cat -load metodu şuraya indi ve doldurdu verileri. Şimdi CMB -cat -load metodunu kopyalamıştım ya şurada kategori değil artık suppliers olacak. ComboBox'ın adını da biraz ilginç yapmışım CMB supplier id. Neyse çok mühim değil. Siz oradaki ID'yi kaldırıverirsiniz. verirsiniz. Ben niye değiştirmiyorum? Çünkü kitapta da böyle. Dal supplier üzerinden get all metodunu kullanarak tedarikçileri listelemiş olacağım. Projeyi çalıştırdım. Bakın onlar da doldu. Burası da doldu. Bir de şurada kategori doldurulacak. O zaman şöyle yapalım. Diğer combo box'ımız cmb ket yazdım. O da cmb kategori id diye herhalde. Nokta onun da data source'u eşittir CMB kategorisinde data source'una. Böylece ikisi birden dolmuş olacak. Bakın doldu. Gerçi burada ne seçersem onda da o çıkıyor. Çünkü referans tipli bir değişken ya bakın ben burada condiments seçiyorum. Burada da condiments çıkıyor. Böyle olmasın. Diğerinin data source'unu ayrı yazayım şöyle. Herkes kendi data source'uyla uğraşsın. Yeniden projeyi çalıştırdım. Bakın burada konfeksiyon seçerken şurada mid seçebiliyorum. Aslında çok da bir zararı yok da yani şurayı değiştiriyor. Burayla buranın aynı olmasının bir sıkıntısı yok. Çünkü proje ilk açıldığında seçili olan satırın verisini buraya doldururum ama buradan veriyi seçince şurası değişirse biraz sıkıntı olur. Çünkü ben burada yeni bir ürün güncellerken buradan geleceğim. Diyeceğim ki bu konfeksiyon olsun diyeceğim. Bu durumda burası da değişmiş olacak. Ondan dolayı data source'larını ayırdım. Gerçi kitapta herhalde aynı data source, aynı data source üzerinden çalışıyor. Bir hata mı? Değil. Yok bir çalışma tekniği yani. Kategori combo box'larında ve supplier combo box'ında şöyle bir şey var. Bir görünen veri, bir de arkada saklanan veri şeklinde iki tane veri tipi var. Bana bunlar lazım olacak. Çünkü ben işte combo box'tan gelip de seafood seçtiğim zaman Burada yazan seafood'u ve seafood'un arka planda bulunan ID değerini alacağım. Sonra burayı şuradaki combobox'a göre yani bu gridi bu combobox'a göre filtreleyeceğim. O zaman başlayalım. CMB Categories display member burada name of kullanacağım. Yani string veri yazılabilir de ben name of'la verinin kendisini yazdıracağım nasıl? Kategorinin Kategori name'i. Böyle yazacağım. Bunun name of'unu kullanmış olacağım. kategori id için aynı şekilde display member'ı ben ayrı saklayacağım. Referans tipli değişken olduğu için birinin seçimi diğerini değiştiriyor ya. Normalde bunları birbirine eşitleyebilirdim yani. cmb kategori display member eşittir. cmb kategori id display member deyip tek kod yazarak işi çözebilirdim. Display member'ları bitirdik. Sırada value member'larda yani bu görünen veri. Kategorinin görünüyor. Value Member'da arka planda yazan. Value Member olarak da hem Kategori Combo Box'ı hem de Kategori ID Combo Box'ı kategorinin kategori ID değerini saklasın. Yani kategori load olurken bunlar da gerçekleşecek. Supplier Load'da da aynı şeyler var. O zaman şu satırı böyle kopyalayayım. Supplier ID Display Member, Supplier ID Value Member. Tabii ki burası kategori değil. Supplier sınıfındaki company name ve supplier sınıfındaki supplier id değeri. Yani görünen company name olacak. Arka planda da supplier id'yi saklayacak bu. Şu kodları yazmakla görünürde bir şey değişmedi. Fakat arka planlarda saklanan veriler var. Biraz sonra da şu mesela confection'ı seçtiğim zaman buranın confections'a göre filtrelenmesini sağlayacağım. Bunu da bir sonraki anlatıma saklıyorum.